yapılıyor muhtemelen. O ne diyorsun? Sorularını yanıtlamak için buradayım. Çok önceden ben şöhret değilken verilmiş bir sözüm vardı. Yani 6 ay önce. O yüzden gelmiş bulundum. Hayırlısı bakalım. Başlıyorum. Tuğrul'un davar muamelesi yapması bana. Benim kameramın ne olduğunu bilmediğimde o kadar emin ki, anladın mı? Teşekkürler Tuğrul. Güngören'de büyüdük ama elektriğin icadından haberimiz var. Teşekkürler Tuğrul, teşekkürler. Sana şikayet edeceğim, bu kardeşin ne filan diyeceğim ya o zaman. Kimsenin bilmediği garip bir takıntın, yeteneğin var mı? Var ama benim etrafımdakiler biliyor sürekli çünkü kafalarına kakıyorum. Kafadan 3 basamakla 2 rakamı çarpabiliyorum ben. Sorabilirsiniz istersen. Taş s**sınız zaten değil mi? Ama git. Hadi bir tane sorun. Bu gerginliği yaşatın bana. 782. Sen ne soruyorsun? Tanımayan biri olsun. Biz aramızda anlaşmışız gibi olacak ama. Tamam, 782 ile 364. Tamam, ulan yapamasam büyük para. 364 de 782 değil mi? Tamam. 334.400. Abi zaten 782 ile 364'ü çarpıp nasıl sıfır sonu sıfırla biten bir şey çıkabilir ki? Bulamadın mı? Arkadaşlar normalde yapıyorum. Kaçtı? 284.000 abi. Çok da yaklaşmamışım. Sırayla rakam sallasaydım gelirdim o aynı sürede. Neyse arkadaşlar normalde yapabiliyorum ama. Tamam bu takıntı sorusunu bir daha okuyayım o zaman. Kimsenin bilmediği garip bir takıntının yeteneğin var mı? Kafadan 3 basamakla 2 rakamı çarpabildiğimi düşünüyorum. Ama çarpamıyorum arkadaşlar. Zaman zaman bununla yüzleşiyorum çarpamak. Zıpır bir soru. Takıntım da bunu tekrar tekrar böyle çarptığımı iddia ettim. Konuşanlar fikri nasıl ortaya çıktı? İki şekilde anlatabilirim. Ben daha önce talk show'larda metin yazarlığı da yaptım. Uzun süre piyasada komediyle ilgili senaristlik yaptım. Gerek çalıştığım gerek izlediğim talk show'larda şikayet ettiğim konu şuydu. Afilli bir ünlü konuk geldiğinde güzel geçiyordu. Ama sansasyonel veya ilgi çekici olmayan bir ünlü konuk geldiğinde kötü geçiyordu program. Ben bundan yani bir gün talk show yaparsam bundan farklı bir şey yapmak istiyordum. Özetle dedim ki... Çöp arabası geçiyor. Bu arada söylediği şey çok mantıklı. Yani insanların gözünün ünlü biri araması yerine her hafta programa gelen insanları programın içeriği yapmak çok mantıklı bir şey. Buna bağlı olmayan, kendi kendine eğlenceli olan bir talk show yapmalıyım. 2016 Şubat'ta böyle bir talk show yazdım. Hatta Hasan Uslu diye bir abimiz demoyu çekti. Satamadık sonra onu. Götürdüğümüz şirketler bu tutmaz dediler. Onlara buradan selam ediyorum. Sonra hepsi aradı sağ olsunlar. Öngörüleri çok yüksek olduğu için. Tutmaz dediler. O yüzden satamadık. Sonra ben rafa kaldırmıştım. Yıllar sonra başka bir proje için biz yönetmen Sultan San'la bir araya geldik. Konuşanlar nasıl ortaya çıktı? Ben talk show yapıyorken, inanmayacaksınız, konuşanlar nasıl ortaya çıktı? En büyük motivasyonlarımdan bir tanesi daha önce yapılmamış bir şey yapmak oluyor. Ama piyasada tam tersi bir algı var. Genelde daha önce yapılmış ve tutmuş bir formatın defalarca devamını yapma gibi bir eğilim var. O anlamda benim mesela sektöre uzun süre komedyen olarak adım atamamamın en büyük nedenlerinden bir tanesi budur. Herkes diyor ya senelerce neden ilk işim bu oldu diye, konuşanlar oldu diye. Nedeni şu, konuşanların yapımcısı biziz. Öyle yapacak olgunluğa, donanıma, çevreye en son bu süreçte denk geldik. Ondan önce hep bir yapımcıya sunduğumuz için yaptığımız işleri ve yaptığımız motive olduğumuz işlerin hepsi daha önce yapılmamış olduğu için kabul görmemiş. Nitekim 2016 Şubat ayında herkes konuk, herkesin konuk, herkesin seyirci olduğu bir talk show hayal ettim. Yani öyle bir şey ki salondaki herkes talk show'un bir parçası olacaktı. Ve zaten kendi stand-up'larım doğaçlama üzerine dönüyordu. Çünkü aynı seyirciler tekrar geliyordu ve farklı şakalar sirkülasyon çok olmadığı için, ünlü olmadığım için aynı seyirciler tekrar geliyordu ve aynı seyircileri aynı metinle güldüremediğim için doğaçlama yapmak durumunda kalıyordum. Özetle herkesin konuk olduğu, herkesin seyirci olduğu bir format yazdım. 2016 Şubat ayında Hasan Uslu buna bir demo çekti. Satamadık. Aradan seneler geçti. Ya seneler dediğim işte 2 yıl geçti. Babamı kaybettim ben. Mekan cennet olsun. Daha sonra dedim ki ben piyasada çalışmayacağım artık. Bu dramatik bir konuşmaya doğru gidiyor arkadaşlar. Dedim ki piyasada artık piyasaya senaristlik yapmayacağım. Kendi kendime, kendi komedi olarak kariyer yapacağım dedim. Ve kendime metin yazmaya başladım. Bir dönem oldu. 4 tane iş yazdım yeni. Bunu da aralarına koydum. Konuşanları da yani bunlar olmazsa bunu yaparım gibisine. Sultan hem en kolay onu çekebiliriz diye hem de o projeyi çok beğendiği için senin raftaki talk show'u yapalım diye ısrar etti. Ve yapmak istemiyor. Sonunda diğerlerine paramız yetmeyince bunu çekmeye karar verdik. Tamam dedik, paramız konuşanlara yetiyordu. Konuşanları çektik. İlk bir demo çektik zaten. Herkes anladı. Demoya kadar şöyle bir durum vardı. Sultan dışında yani yönetmen dışında. Yönetmen projenin ayrıntılarını biliyordu. Ama bütün ekipte ulan bir şeyler anlattılar ama hani Hasan Can'a güveniyoruz ama hani bu ne saçma proje falan gibi bir algı vardı. İlk demo bittiğinde bütün ekip farklı bir şey yapılıyor herhalde. Herhalde biz çok farklı bir başlangıcın bir parçasıyız diye düşündüler. Zaten ekipte uzun süre gönüllü çalıştı. Evet doğru ama yani tutmadan veya bu projeyi bir kere demosunu yapmadan, izleyicilerle beraber bir şeyler çekmeden anlattığında çok yavan bir proje. Anladın mı? Düşünsene diyorsun ki yani ne yapacağız şimdi? Evet izleyicilere bilet satacağız. İzleyiciler gelecek. O izleyicilerle ondan sonra onları sahneye alacağız. Onlardan beğendiklerimizi onlarla konuşacağız. Anladın mı? Yani bu şekilde anlatarak yürümeyecek bir proje gibi geldi bana.
çalıştı. Sağ olsunlar yol arkadaşlarımız. Şu anda da profesyonel bir üst levelde bizle çalışmaya devam ediyorlar. Böyle oluştu konuşan. Jenerikteki dansı yapar mısın? Tabii ki hayır. Jenerikteki dansı yapmaya çalışırsam siz de bundan hoşlanmazsınız diye düşünüyorum. Sen de eskiden yaptığın bir şey için bazen utanç duyuyor musun? Mesela şey adamlarını çok kolpa buluyorum böyle. Daha doğrusu kolpacı adam... Ya arka planın beyazlığı beni o kadar kör etti ki. Neden beyaz ya? Bunları sevmiyorum. Değişiklik. Bizim programda da açık açık söylüyorum. Herhangi bir konuda böyle devrik cümle kurayım etkileyici dursun diye bomboş konuşan adamlar var. Böyle bizim bir de şey tayfada çok var, o film sektöründe çok var. Karşım tayfası böyle kendi sigarasını saran. Onlar böyle benim tansiyonumu yükseltiyor böyle bir cümleyle ilgili bomboş konuştuklarında. Yani o yüzden onlar şöyle cümleler söyler mesela, onlara hiç katılmıyorum. Ben hayatımda hiç keşke demedim. Ya bir s**k. 10 dakikada bir keşke diyorum. 10 dakikada bir. Utanç duyduğum çok olay yok ama vardır. Ama keşke dediğim, yanlış karar verdiğim, yanlış insanlara güvendiğim çok fazla oldu. Hayat bu arkadaşlar. Hepimizin zaafları var. Zaten bizim konuşanlar formatı da onun üzerine kurulu neredeyse. Samimiyet üzerine kurulu. Dolayısıyla ben hepiniz kadar keşke dedim. Herkes kadar utanç duydum. Kitaplar yok ediliyor ve insanın hafızasından siliniyor. Zaten insanın paso, bütün insanın hafızasında kitaplar var ama s**k. Okuduğu her kitabı unutacak. Sadece bir kitabın hafızasında kalmasına izin verilecek. Hangi kitabı hatırlamak isterdi? Vallahi çok tek düzeliğe hayatımın her alanında karşıyım. Çok sıkılan biriyim. Tek bir şeye odaklanarak uzun süre. Ama en etkilendiğim kitap, dönem dönem değişiyor ama en etkilendiğim... Martin Eden kitabı herhalde en başucu kitabımdır. Jack London. Baş tacıdır. Herkese okumasını tavsiye ederim. Yani özellikle bu sanat sepet işleriyle uğraşan, yazı çiziyle uğraşan, üretme hasretiyle yanıp tutuşan herkesin okumasını görmesini isterim. Biraz otobiyografik öğeler de içerir zaten Martin Eden. Harika bir zekaya sahipsin. Zekanı harika diyor gülmesi de. Harika bir zekaya sahipsin. Eski bölümlerdeki ufak detayları bile hatırlayabiliyorsun. Normal hayatta bunun ekmeğini yedim mi? Yedim, yiyorum ama yani eskisi. Ya ama komedyenlik zaten bence zekayı çok ön plana atan bir durum. Yani bunu yapabilmek için bir insanın çok zeki olması gerekiyor. Çünkü diğer insanları güldürmek demek, yani aslında diğer insanları güldürmek değil. Birçok insanı aynı anda güldürebilmek demek çok farklı bir yetenek gibi geliyor bana. Bir insanı herkes güldürür, anladın mı? Sen de birini güldürüyorsun. Herkes şu an chat'teki hayatındaki birini güldürüyordur, anladın mı? Ama toplu, farklı farklı kitlelerden, farklı yaş gruplarından herkese aynı anda hitap edebilmek, çok commercial şakalar yapmak, bu zor bir şey yani bence. Kadar. Yok, ben kendim için söylemedim arkadaşlar, Hasan Can için söylüyorum. Ben o kadar komik olduğuma inanmıyorum. Ben sadece öyle, muhabbetim güzel. Öyle diyebilirim yani. Hafızam psycho derecesinde değil. Eskiden böyle tartıştığım arkadaşlarım korkuyordu. Seri katil gibi kafayı ona takmışım. Evde böyle tabloda onların fotoğrafları varmış. Böyle çizmişim falan. Hani bayağı onların iç çamaşırını kokluyormuşum falan gibi. Korkuyorlardı. Acaba kafayı bana mı taktı? Her ayrıntıyı hatırladığım için. Ama halbuki bütün arkadaşlarımla ilgili öyleydi. Ucube muamelesi görüyordum. Ama artık hafızam eskisi kadar iyi değil. İyi değil dedim. İşte yani benim hafızam üzerine ortanın koyduk falan. Yani hani eskiden nasıl düşünün yani. Hani öyle bir durum. Dolayısıyla daha az ürkütücüyüm şu an. Daha iyi. Gösteri sonrası hiç dayak yediğin oldu mu bebiş? Yok, ebenin dayak yemem muhtemel, bir şey yapsan da ben kolay kolay dayak yemem, tipinden belli ediyorumdur. Kanka şu soru şöyle sorulabilir. Gösteri sonrası hiç sana tepki gösteren seyirci oldu mu yaptığın şakalardan ötürü gibi? Kesin olmuştur. Bir soruysa bu. Hayır, şükürler olsun olmadı. Şu an... Abi saçmalama ya. Kesin olmuştur lan. Aa. Garip. Bence de garip. Yani en azından konuşanlarda olmasa bile... Belki daha önceki programlardan bir tanesinde olmuş olabilir gibi geliyor bana, anladın mı? Çünkü komedyensin yani. Konuşanlarda kesin olması lazım gibi geliyor. Bence konuşanlarda olmayabilir. Çünkü konuşanların kitlesi artık YouTube'da çok popüler bir şov olduğu için içeride neyin ne olduğunu bilerek geliyorlar oraya. Anladın mı? Ama eskiden mesela sallıyorum öyle BKM'de falan sahne aldığı talk show'ları falan filan varsa orada ne olup ne bittiğini insanlar bilmediği için adam geldiğinde gülmeye gelip ulan ne oluyor burada, bu adam da geldik bize salladı demiş olabilir. Anladın mı? Asıl yani, en bunu yaşamamasının olasılıksız olduğu yer bence konuşanlar hatta. Konuşanları hiç düşünmemiştim ben hatta. Ya bazen zaten... hani arkadaşını, eşini, sevgilisini falan getiriyor ya. Evet. İşte bir kız. Erkek arkadaşını getirdi. Adam çocuğun olaydan hiçbir haberi yok. Abi. İşte onun... Biliyorlar ya. Biliyorlar yani. Hatta şöyle söyleyeyim ben sana yani. Hani kız arkadaşıyla beraber ön koltuklara oturan birisi
Ki o ön koltukların fiyatı arka koltuklara göre pahalı. Anladın mı? Bu adamlar ön koltuk bileti alıyorlar. Yani o sandalyelerde oturan tayfadan bahsediyorum. Yukarı doğru olan koltuklardan değil. Oraya oturan adam onun başına bunun geleceğini biliyor. O yüzden oturuyor yani oraya. Benim tahmin ettiğim, gördüğüm kadarıyla. Olabilir, olabilir. Ben neredeyse bana niye laf sokmadın diye şikayet eden seyirciler oluyor. O şekilde tepkiler görüyorum. Ünlü olmadan önce bile ön yargılı gelen seyircilerle bile çıkışta böyle kol kola sarılarak çıkıyorduk. Zaten konuşanların alt metni şeydir. Sunum dosyasını öyle yazar. Yani ben satamadığım sunum dosyasını o yazıyordu. Her sınıf küçük bir Türkiye'dir. Her kesimden insan vardır. Zengini vardır, fakiri vardır, muhafazakarı vardır, seküleri vardır, sağcısı vardır, solcusu vardır. Ama onlar sınıfta birdir. En arkada oturan dörtlünün hiçbirinin mezhebi, maddi durumu sorulmaz. Onları bir araya getiren mizahtır. Sınıfta yaptıkları mizahtır. Dolayısıyla bizim amacımız da oydu. Bir sürü farklı insan toplumun her kesiminden lisede en yakın arkadaş gibi program sonunda birlikte çıkalım, birlikte eğlenelim amacıydı. Gerçekten de şu anda 1 milyon üyelik koca bir sınıf olduk. O yüzden buradan bir kere daha çok teşekkür ederim. Komedyen olmasaydın... Tebrikler gerçekten. Yapmak istediği şeyi yapan insanlara çok saygım var. %100 tebrik ediyorum kendisine. Helal olsun. Ne olmak isterdin? Vallahi teknik direktör. Çok seviyorum futbolu. Sevdiğim takım teknik direktörüne göre değişiyor her sene. Gerçekten teknik direktörüne göre değişiyor. Mesela Jürgen Klopp'u çok seviyorum. Dolayısıyla artık Liverpool'u tutuyorum. Şu anda onu... Jürgen Klopp'u ben de çok seviyorum ya. Hatta Instagram'da bir fotom vardır. Jürgen Klopp diye. Gerçek Instagram takipçileri şu anda o fotoyu akıllarında canlandırdılar bile. İzlemeyi çok seviyorum. Bielsa, Leeds United'ın teknik direktörü şu anda. Leeds'i izlemeyi de seviyorum bu sene. Guardiola'dan ötürü Manchester City'yi izliyorum birkaç senedir. Normalde o şeyi sevmiyorum yani. Aşırı zengin takımları sevmeme rağmen Guardiola'lı City'yi izliyorum. Ferguson zamanında United'ı çok seviyordum. Baya Premier League virali gibi değil mi? Evet, teknik direktör olmak isterdim. Daha önceki birinci... Teknik direktör değil de ben teknik direktör yani o mesleği yapıp bana teknik direktör değil teknik adam denmesini isterdim. Teknik adam çok cool bir kelime değil mi? Yani cinsiyetçi olmasından bahsetmiyorum. Genel manada bir bakın yani olaya. Zaten kadın teknik direktör yok şu anda. Evet. Hoş ya. Teknik hoş. Adam teknik hoş. Adam biraz cool bir kelime gibi geliyor bana. Cool bir ne denir? İsim tamlaması mı denir? Sıfat tamlaması mıdır aslında teknik adam? Bilmiyorum. Şu anda bunun detayına inmeyeceğim. Devam ediyorum videoya. Birincilerle iletişimde kalabiliyor musunuz? Best of konuşanlar gibi bir format mümkün mü? Evet, bir All Star konuşanlar yapacağız. Hatta niyetimiz pandemi müsaade ederse Mayıs ayı gibi Harbiye'de böyle bayağı görkemli bir konuşanlar All Star programı yapmak. Bununla ilgili çok heyecanlıyız. O zamana kadar başka yeni All Star adayları da... Öf, Best of konuşanlar çok sarar bu arada. Best of konuşanlara bir Musa lazım. Abi Musa bir hafta geldi, ikinci hafta gelmedi ya. Acaba kayınpederi ne yaptı Musa'ya programdan sonra? Tepkiler ne oldu? Çok merak ediyorum. Teknik eleman. Teknik eleman da çok iyi. Teknik dayı da iyi. Doğru. Da olacaktır zaten. Programın kendi içinden doğa. Dolayısıyla oradan konuşanlar fenomenleriyle güzel bir best of konuşanlar yapacağız diye umuyoruz. Asla yapmam deyip de yaptığın şey nedir? Vallahi şekerli bir daha yemem diyorum her gün. Yemeyeceğim diyorum. 10 saniye sonra yemeye başlıyorum. Yani dolayısıyla benimle yola çıkılmayacağı buradan da... Genelde bana bir şey yapma, bir başka birisi yapma dediğinde ben tahrik olurum. Benim yakın çevrem bilir. Mesela bana bir şey yapmak istediklerinde, yaptırmak istediklerinde bana bir şeyi böyle gelip diretmezler yap diye. Çünkü bilirler ki onu söylerseler ben bir tahrik olurum. Mesela beni gösteriden önce uyarırlar. Derler ki işte önde bilmem ne müdürü var, ona bir şey söyleme. Ben böyle, o müdür böyle gözümde böyle Black Friday gibi gözükür yani. Onunla uğraş. İdris var benim en yakın arkadaşım. Görememiş olabilirsin sürekli yanımda olmasına rağmen. Boyu çok uzun çünkü kendisinin. 1.59 bu arada. Gerçekten 1.59. İdris hadi gel. All-Star'ı neye göre seçecekler? İzleyicilerin isteklerine göre. Herkesin aklında şu ana kadar birisi kalmıştır. Mesela bizim bir pezevenk var, hatırlarsınız pezevengi. İşte şey var, Musa var falan. Mesela o ikisi benim aklımda. O ikisi kesin olur diye düşünüyorum ben. Böyle 5 tane daha isim çıkartır. 7 kişiyle 6 kişiyle yapar her zamanki gibi. Çok kolay bence 6-7 tane isim çıkarmak. Hype isimlerinden böyle konuşanlar. İdris yıllar önce çalıştığı banka... Apo abi. Aynen. Kırşehirli Fatih. Aylin. Cankut vardı lan doğru.
kankanın yılbaşı partisine çağırdı. Dedi ki burada gel kanka işte gösteri yap. O zamanlar ünsüzüm. Ben de kabul ettim. Davar gibi yani sıfır ücrete. Sıfır ücrete. Arkadaşıma iyilik olsun diye gittim. Bütün herkes toplandı. Gülüyor, eğleniyor. İşgüzarlar çalışıyormuş gibi yapıyor masa başında. Okey oynayan var falan. Neyse orada eğleniyoruz, gülüyoruz. Dedi ki tek bir ricam var. İsmini verebilir miyim? Verme dedi. Veriyorum o yüzden. Halim Bey. Genel müdür dedi. Tek bir ricam var Halim Bey. Genel müdür. Halim Bey'e dedi. Bir şey söyleme dedi. Çok rica edeceğim. Halim Bey'le ilgili şaka yapma dedi. Ha? Genel müdür yardımcısıymış. Ama Halim Bey genel müdürlüğü oynuyordu o zamanlar yani. Genel müdürün böyle sağlık durumunu kontrol ediyordu. Ne zaman ölür, ne zaman ölür. Bu videodan kimse sağ çıkamayacak. Halim Bey genel müdür yardımcısı. Zaten belli yani. Onun önünde bir sekreter var. Acaba nerenin genel müdür yardımcısı? Var. O ilgileniyor. Onunla ayrı filan. Mesela bir şaka yapıyorum. Halim Bey gülerse herkes gülüyor filan gibi durumlar var. Herkes Halim Bey'in yüzüne bakıyor sanki prim alacakmış gibi onun güldüklerine daha abartı gülüyorlar. Onun gülmediklerine böyle bu şaka nasıl yapılır gibi. Dolayısıyla Halim Bey'le ilgili şaka yapmamı rica etti İdris. İdris de o zamanlar genel müdür yardımcısının ne kadar altında mevki olarak. İdris yok mevki yani. Neyse ben tabii sürekli Halim Bey'le ilgili şakalar yaptım. Bütün gösteri. Halim Bey sağ olsun tatlı bir adammış. O gülünce herkes güldü. İdris ama bayağı boyu daha da kısaldı yani. İdris'in öncesini ve sonrasını görmek ister misiniz? Özetle bana bir şey yapma dediğinde biri, ben daha çok yaparım. Soru bu değildi ama yine başka bir cevap verdim verilen soru. İşinde en çok yapmayı istediğin, hayalini kurduğun şey ne? Benim gerçekten çok büyük hayallerim var. Ben hayallerimi söylersem bayağı makara yaparsınız benimle. Hatta her günde yeni hayaller ekleniyor buna. Benim ekip arkadaşlarım hatta her gün yeni bir projeyle gittiğim için çok şikayetçiler. Sürekli bir odaklanma problemi olduğunu düşünüyorlar. O yüzden benim çok fazla hayalim var ama şu an söylemek istemiyorum. Çünkü dalga geçersiniz. Programa gelenler arasından ne olur abi yayınlama diye yalvaranlar oluyor mu? Olsa bile bence... Yayınlıyorlar abi. Bugüne kadar kim şey dediyse, lütfen burayı keselim falan dediyse hepsi yayınlanmış zaten. Hepsini izledik. Yayınlıyorsunuz Gülücük. Şimdi şöyle, programa gelenler arasından bize çıkışta biz yayına koymadan önce bunu yayınlama diye rica edenler... Kanka evet, hayalete benziyorum çünkü karşımda bembeyaz bir ekran var ve ekran suratıma vuruyor yani. Normal rengim bu kadar beyaz değil, onu söyleyeyim de. Olursa yayınlamıyoruz. Ama yok, daha sonra biz yayına girdikten sonra abi ya ben hani ilk başta izin verdim ama sonra işte bu problem oldu benim için, kaldırır mısın o bölümü derseler tabii ki de kaldıramıyoruz bölümü. Dolayısıyla böyle diyenler oluyor. Bazen bunu yerine getirebiliyoruz, bazen getiremeyebiliyoruz fiziksel olarak. Deli olmadığını kanıtla. Nasıl kanıtlayacağım bu kadar saçmalıktan sonra? Deli olmadığını kanıtlayamam. Farklı formatlar da gelecek mi yoksa sadece konuşanlar üzerinden mi devam edeceksin? Farklı formatlar gelecek. Daha deminki cevaplarımdan da belli zaten ama sen bir önceki cevapları duymadığın için bu soruyu yazdığında böyle bir soru gelmesi normal. Başka hayallerimiz de var, projelerimiz var. Umuyorum onları içimize sinen bir şekilde sizlerle paylaşacağız. Hatta bazı... Jake'den bahsetmiyor galiba bu arada videoda. Kızları o ne diyorlar ama... Ama illa soru gelmiştir ya Jake'le. Belki ama Jake'in bölümünün yayınlanmasından önce çekmişlerdir bunu, bilmiyorum tam. Bozulmazsa o ne diyor öyle olacak diye düşünüyorum. 15 yıl sonraki Hasan Can'a ne söylemek istersin? İnşallah çok sağlıklı olurum 15 yıl sonra. Dinç falan. Yani dolayısıyla bağırarak söylememe gerek kalmaz. Duyabileceğim hani. 15 yıl sonra kendimi rahat duyabilirim öncelikle. Umuyorum. Vallahi ne diyeyim? Hiçbir fikrim yok. 15 yıl önceki Hasan Can'a çok şey söylemek isterim. Panik yapma demek isterim. Her şey olacağına varır demek isterim. Hata yapmaktan korkma demek isterim. Bir şeyler daha demek isterim ama onları içimden demek isterim. Şu anda. Alkol almış gibi oldum şu an. Bir modayım. Ama 15 yıl sonraki Hasan Can'a umuyorum 15 yıl sonra çok sağlıklısındır. Arkadaşlar Jake Hasan Can'ın bir tane programına konuk olmuş. Bir konuşan ama şey yapılmıyor. Jake'in olduğu yerler kesilip yayınlanıyor. O bölüm. Orada da Jake'in ünlü bir estetisyen olduğu ve ünlü isimlerle ilgili birkaç şey söylediği, ünlü isimlerle ilgili birkaç şey söylediği için de bunları yayınlayamadıkları, dolayısıyla da Jake'i tamamen kestikleri söyleniyor. Bu şekilde. Yani duyduğumuz dedikodular bunlar. Biz de bilmiyoruz. Ne bileyim ben Hasan Can'a sormadım yani. Hasan Can, mutlusundur. Yalnız değilsindir. Etrafın kalabalıktır. Gerçek anlamda sevdiğin insanlar vardır umuyorum. Onlar da seni seviyordur. Umuyorum. Yaşamışsındır umuyorum şu anki haline, yani 15 yıl önceki haline, benim şu anki halime küfür etmiyorsun. Normal hayatında bu kadar mutlu musun, insanları mutlu edebiliyor musun? Vallahi onu etrafımdakilere sormak gerekiyor. Çünkü bu anlamda hiç kimse çok objektif değildir. Ama normal hayatımda eskiden aşırı maniktim, çok fazla neşeliydim ve böyle rahatsız ediyordum etrafımı. Hatta benim işte ev arkadaşım, en yakın arkadaşım biliriz. Bayağı bir sene uzadı okulu benim yüzümden. Normalde dersleri çok iyidir. Uyumuyordum, sürekli neşeliydim ve ürkütücü bir tempom vardı. Şu anda da neşem daha normal seviyede, yani daha seri katilden bir tık normal insana evrilmiş durumda.
konusunda evet normalde de çok şükür mutlu bir insanım. Etrafımda mutlu ettiğimi düşünüyorum. Ama bunu etrafımla da bir video çekip kayıt altına alırsanız ben de ispatlayabilmiş olurum. Şimdi ünlü oldun ya, ne oldu yani? Sonuç ne merak ediyorum. 50 lira mazot yerine fulle mi diyoruz? 1 İskender yerine 1,5 mu olsun diyoruz? Kıymalı pide yerine artık kuşbaşı mı yiyorsun? Ünlü olunca ne oldu? Ne değişti demek istiyorum. Umuyorum onu demek istiyorsundur. Ne değişti? Ben yine komiktim. Yani yine Leman'a gelen 50 kişi vardı. Yine çok eğleniyorduk. Ama mesela yapmak istediğim projeler, bir tanesi konuşanlar, sunulma aşamasında kalıyordu. Ve benim maalesef Türkiye'de sadece iyi iş yapmak değil, popülerlik de. Hatta gösteri dünyasında, sadece Türkiye'de değil, dünyada gösteri işiyle ilgili iş yaptığında popülerlik aynı zamanda özgürlük anlamına geliyor. Şu anlamda özgürlük geliyor. Aklına gelen bir projeyi hayata geçirebilmek anlamına geliyor. Mesela ben eskiden çok iyi sunumlar yapıyordum. Çok ikna edici. Gerçekten kamera kaydı olsa etkileneceğiniz sunumlar yapıyordum. Hiçbir işi satamıyordum ama. Yani çok beğenip reddediyorlardı en iyi ihtimalle. Şey diyorlar, bu çok güzel bir iş ama bunu işte halk anlamaz, şu anlamaz, total anlamaz, bu anlar, bunu kaybedersin. En iyi ihtimalle araklanıyordu. Başka birinden izliyordum onun kötü bir taklidini. Ama şu anda hiç sunum yapmak zorunda kalmıyorum. Ne proje istersem yapabilirim gibi bir özgürlüğüm var. Dolayısıyla aslında gerçekten güzel projeler mi düşündüm ve bunları yoksa kendi kendime uyduruyor muyum? Bu gerçekte yüzleşme fırsatını elde ettim ünlü olduktan sonra. Bakalım ne olacak? Diğer projelerimiz şey mi olacak? Konuşanlar daha iyiydi ya mı yoksa abi bak bu projeler de çok iyiymiş ne olacak? Bakalım biz de beraber göreceğiz. O kadar Türkçeyi saçma kullanıyorum şu anda. Sana laf söyledim ve gerçekten şu anda sanki bu konuşmayı da sen yapmışsın gibi oldu. Hayır girmedim. Krediyle işe girmez arkadaşlar. Hiç umutsuzluğa kapıldığım bir an oldu mu? Evet oldu. Arkadaşlar çok inatçı ve dirençliyimdir. Bir gün daha ruh halim hazır olduğunda anlatırım ne aşamalardan geçtiğimizi. Belki birkaç seferde. Ama bayağı bu da olmayacak herhalde dediğim defalarca bir sürü şey oldu yani. Bu sektörü anlamadığım. Bayağı şeyi düşünüyordum en son. Almanya'ya gideyim, Almanca öğreneyim, Almanca mizah yapayım Almanya'da. Ve öyle bir en azından liyakat olur. Güldürürsem hani bir anlamı olur. Çünkü burada şöyleydi. İsim vermeyeyim. Mesela başarısız işler vardı ve sistemin içindelerdi mesela. Yeni proje yapmaya devam ediyorlardı başarısız isimler. Biz ağzımızda kuş tutuyorduk, bir türlü sektöre giremiyorduk. Yani sektör acımasız diyorlar ya dünyada da, Türkiye'de de. Dünyada şöyle bir acımasızlığı var gördüğümüz kadarıyla sektörün. Mesela bir isim güzel işler yapıyor. O da mesela insanlara YouTube'un kattığı bir şey. Yani YouTube verdi bu şeyi, özgürlüğü aslında. Artık bir platforma bağlı kalmadan sadece kendin bir şeyler yaparak insanlara direkt olarak sunabileceğin bir platform var insanların elinde. O da güzel bir olay. Güzel işler yapmamaya başlıyor bir süre sonra. Daha sonra yeni, daha güzel işler yapan adamı getiriyorlar. Bu eskiyi atıyorlar. Dolayısıyla sektörü geliştiren bir acımasızlık oluyor. Bir sirkülasyon oluyor ama bizde sektöre giremeyenler için acımasız. Başarısız bir isim 5 tane iş batırıyor, 6. işi yapıyor ama hala hiç fırsat verilmeyen bir sürü kişi kapıda bekliyor gibi bir durum var. Dolayısıyla bunu da daha önce yaşamış bir insan olarak umutsuzluğa kapıldığım oldu ama pes etmedim tabii ki. Çünkü pes etmek ya da etmemek gözüyle bakmıyorsunuz. Bir işe aşıksan, bir işle ilgili tutkun varsa, bir meseleyle ilgili tutkun varsa arkadaşlar zaten başka çaren olmuyor. Yani başka bir seçenek olmuyor senin için. Depresyona giriyorsun, midene ağrılar giriyor ama o aklında oluyor yani. Şöyle adamlara karşılaştınız mı hiç? Platonik aşık olan, bir kızı unutamayan filan. Mesela konuşma yaparlar ya ben onu unuttum filan, bitti. Ama böyle arada bir sigarasından bir nefes alır anlarsın onu düşünüyor yani. Bu adam oradan çıkamaz. Bu iş benim için öyle büyük aşk yani. O yüzden umutsuzluğa kapıldığım oldu ama bırakmayı hiç düşünmedim. Çünkü bu benim. Acaba en çok hangi kısmını seviyor komedyenliğin? İnsanları güldürmeyi mi? Format yazmayı mı? Anladın mı? Mesela oluyor. Bunları çok merak ediyorum ya. Konuşmak istiyorum bunları Hasan Can'la. Bırak. Bu iş beni bırakmıyordu. Bu depresif cevaptan sonra... DM kutuna en son gelen mesajı oku. Bu arada çok seviyorum seni. En son gelen mesaj fotoğraf yalnız. Hatırsızlık. Öyle değil. Onu da açamıyorum o fotoğrafı da çünkü kız arkadaşım haşlar. Dolayısıyla bir sonraki soruya geçiyorum. Bize Malatyalı olmanın hayatında ne gibi şeyler getirdiğini anlatır mısın? Kayısı. Bir de buralarda seviliyorsun Malatya'dan. Çok teşekkür ederim dostum. İşte Malatyalı olmanın demeyeyim de Anadolu'lu olmanın getirileri işte. Manevi bir tarafın, Anadolu'ya özgü bir tarafın oluyor manevi. Bir de Anadolu'nun mizahını alıyorsun tabii. Orada çok geniş bir mizah potansiyeli var. Biliriz, biliriz. Yani bir duygusal tarafın oluyor. Anneye, babaya düşkünlük oluyor. Bu gibi getirileri var. Götürülerinde bir gün çok daha uzun bir videoda konuşuruz. Malatya'yı seviyorum. Kızlar... Çok iyi be. Bu cevabı vermemesi beni aşırı yükseltti Hasan Can'a. Hepsine bebiş diye sesleniyorsun. Sevgilin kıskanmıyor mu? Kıskanıyor musun aşkım? Evet evet arkadaşlar bebiş, halabıyıklı abilere de bazen bebiş diyoruz. Yani o kıskanılmıyor. Kıskanmak böyle, biz çekici bir ekip değiliz. Konuşanlar çekici program değil, zeki bir kitlesi var. Dolayısıyla bebiş diyerek asılmış olmuyorsun. Asılsak emin olun bunun çok daha zekice yolları var. Birincisi bunu programımızı buna alet etmeyiz. İkincisi bebiş diye kızlara asılılmaz. Aranızda öyle bir asılmayı düşünen varsa ya da işte kimmiş bu? Dreams 8814 eğer kızlara bebiş diye asılmayı düşünüyorsan sakın asılma. Ayrıca bu nickini değiştir, böyle de asılma yani. Her türlü şu an umutsuz vakasın Dreams 1884. Arkadaşlar benim bildiğim kadarıyla programın yönetmeni aynı zamanda Hasan Can'ın kız arkadaşı.
İsmi de Sultan kendisinin. Şu anda da kamera arkasında. Evet. Benim bildiklerim bunlar. Bu bilgiler bunlar. Hasan, Hasan Bey ve bunun gibi şekilde hitap edildiğine bayağı atarlanıyor. Biraz sertçe Hasancan diye uyarıyor. Neden Hasancan şeklinde hitap edilmesine bu kadar takık? Şöyle, ismim Hasancan. Birinci nedeni bu. İkinci nedeni de sülalemin erkeklerinin üçte birinin ismi Hasan. Üç amcaoğlumun ismi Hasan. Dedemin ismi Hasan'dı. Rahmetlinin dedemin kardeşinin ismi Hasan'dı. Bazı kadınlarla da Hasan değil yani. Bayağı o yüzden benim ismim de Hasan. Aynen kanka, odamda. Kamera arkasında. Şurada amını, duvarda. Oğlum niye burada olsun? Adamın şu an kamera çekiyor ya bu adamı, o ne diyor videosunda. Çeken kameranın arkası. Sesi geliyor ya videodan. Allah Allah. Bu kadar da olmaz arkadaş ya. Kamera arkasında dediğinde gerçekten benim yayın kameramın arkasında olduğunu düşünebilecek. Yani bu IQ seviyesi beni bazen sinirlendiriyor arkadaşlar. Kusura bakmayın ama yani. Hani bu o aranızdaki o bir kişi kim bilmiyorum ama yani gerçekten yuh ya. İlk kan fake hesaptan yazmış diyor. Bayağı eğlenceli kanka gerçekten. İyi şakalar çıkıyor ama bak. Genellikle chatten çok iyi şakalar çıkıyor. Arada bir de böyle çıkıyor işte, yapacak bir şey yok. Hasancan olduğu için orijinalde orijinal adamı kullanmayı tercih ediyorum. Bir de bunu en başta düzeltmezsem öyle yayılır diye böyle düzeltmeyi yolluyorum. Yoksa ama hayatımda bir manifesto değil bu. Bir ideolojik bir şey değil. Evde oturup böyle şey diyorum demiyorum. Bugün 14 kişi daha bana Hasan dedi filan. Öyle takıntılarım yok yani. Bu zamana kadarki favori konuşan hangisi? Söylüyorum. Bu zamana kadarki favori 3 konuşanım 8. Musa, Apo, Fatih. Bir bölümden Fatih, kayınbabasına aşık Musa ve Tayland'da evli kadınla nikah yapan Oğuzhan. Aa, Oğuzhan. Apo'yu saymadı lan. Üç favori konuşalım bunu. Ağzın neden bu kadar bozuk? Özellikle mi argolu ve küfürlü konuşuyorsun? Ağzın... Bence bir komedyene göre bu arada Hasancan'ın ağzı çok bozuk değil. Yani ben programda çok az bip falan filan görüyorum genellikle. Duyuyorum daha doğrusu, bipi nasıl göreceksen. Çok az bip duyuyorum genellikle. Bence çok bozuk değil ağzı. Ağzımın bozuk olduğunu sen iddia ediyorsun kardeşim. Ağzımın bozuk olduğunu düşünmüyorum. Düzgün ağzın tanımlamasının küfürsüz konuşmayla özetlenemeyeceğini düşünüyorum. Çünkü insan küfürsüz konuşup çok daha kırıcı, alçak konuşabilir. Çok daha çirkin konuşabilir küfürsüz konuşup. Küfür genel anlamda bütün dillerde küfür o dilin bir parçasıdır. Sokakta daha çok kullanılır. Ama bütün toplumlarda böyle ikiyüzlü davranılır. Sanki bu bir parçası değilmiş gibi davranılır. Küfürü en çok kullanan adamlar en çok rahatsız olduğunu iddia eden adamlardır genelde. Özellikle argolu küfürlü konuşmuyorum. Sadece küfür denk geldiğinde de sakınmıyorum. İnternetin özgürlüklerinden faydalanıyorum. Çok küfürsüz konuşup küfür ise daha iyiydi diyebileceğim bir sürü konuşma hatırlıyorum. Bence küfürlü ama tatlı konuşuyoruz. Bir de doğa yani küfür etmek bence de güzel bir şey değil bu arada. Ben de küfür etmeyi hiçbir şekilde desteklemiyorum. Ama Hasancan orada samimi bir şov sunmaya çalışıyor ya. Yani küfür edilmesi gereken yerde bence her insan küfür ediyordur. Ama edilmesi gereken yerde durup dururken değil. O da oradaki samimiyeti ve doğallığı bozmamak için küfür edilmesi gereken yerde küfür ediyordur. Bence gayet mantıklı bu arada. Yanlış bir şey değil bu yani. Her insan hayatında küfür edilmesi gereken yerde küfür ediyordur gibi bir fikrim var benim. Yani böyle bir düşüncem var. Sanki hiç küfür etmeyen biri yokmuş gibi geliyor. Hani en küfür etmeyen adam biri içinden küfür ediyor. Anladın mı? Yani çünkü bazen o... Bir şeyin karşılığı gerçekten o oluyor. Benim için en azından. Sizin için olmasın arkadaşlar. Sahnedeyken gerçekleşen en komik sıçma hikayeniz nedir? Sevgiler. Leman Kültür'de stand-up yapıyorken, şimdi Leman Kültür şey bir yerde, konser salonunun yan tarafıydı ilkte. Yandan konser sesi geliyordu, sandalyeler titriyordu ve bayağı seyirciler bizim yer gösterici, abi it gibi davranıyordu seyirciye. Seyirciler yani ön yargılı gelsin diye her şey oluşmuş durumdaydı ve ünsüzdüm. Dolayısıyla ön yargıyı kırıp güldürme durumundaydım. Zaten öyle geliştirdim bence. Bir gösteride hatta yan tarafta Hollandalı bir müzik grubu gelmişti konser salonuna. Sis gösterisi yaptılar sahnede. İçerisi sis oldu. Seyirciler böyle sisler içerisinde öksürerek gülmeye çalışıyorlar. İkinci Dünya Savaşı'nda stand-up yapıyor gibiydim ya. Yani. Piyanist filmindeki gibiydim yani böyle. Gerçekten çok hepimiz için bir sıçma hikayesiydi bu. Ama yine de eğlendik. 1,5 gün öksürdük ama güzel geçti. Güzel günlerdi. Kötü günler geçtikten sonra bu mesela diyelim yoksulluk, zengin olduktan sonra yoksul günlerini anmak çok zevkli. Veya işte az seyirci geldiği günleri anmak çok zevkli. Çok seyirci geldiğinde ama mesela hala yoksul olsan ya gibi mesela. Özetle en büyük sıçma hikayem buydu sahnedeki. Abi. Evet, söylediğin şey doğru bir şey. Şey diyor ya, az seyirci olan günleri övmek güzel bir şey de diyor. Öbür türlüsü de bok gibi diyor. Ya mantıklı gerçekten evet ama herkes yapıyor bunu aslında. Herkes yapıyor yani. Hani bir şeyin daha az olduğu zamanlara özlem duyuyorsun.
Ama aslında özlem duymuyorsun gibi. Şükür amına. Yani işte. Abi mesleğinle alakalı sana nasıl bir yakıştırma yapsalar üzülürsün mesela. Parayı buldu burnu kalktı ya da sokak ağzıyla kalktı gibi. Teşekkürler. Burnu kalktı benim için daha kötü olur herhalde kardeşim. Vallahi bilmiyorum. Mesleğimle ilgili ya da mesleğimle ilgisiz haksız yere söylenen her şeye bir kere kafayı takıyorum. Buna kafayı takmamamı söylüyor abiler. Ama henüz onların hepsini birey birey dikkate aldığım için kafaya takıyorum. Bizde benim herhalde belki ileride duyulacaktır bilmiyorum ama herhalde benim kadar emek veren komedi olarak var mıdır bilmiyorum. Bakın yapılan işle ilgili iddiadan bahsetmiyorum. Emekten bahsediyorum. Herhalde benim kadar uzun süre emek veren çok azdır diye düşünüyorum. Dolayısıyla bu emekle ilgili yalan yanlış bir şey söylediğinde çok sinirleniyorum. Bir tane de bir yerde benim için şey yazmışlardı. Arkasında Illuminati var diye. Abi gün görende bir yani Illuminati enteresan bir kafa. Öncelikle o arkadaşı zeka düzeyinden ötürü tebrik ediyorum. Ama hakikaten böyle çok saçma, haksız söylenen her şey. Evet evet, YouTube yorumlarında ben daha 25k abonesi varken buradaydım falan demek. Veya benim şey demem gibi. Üçüncü bölümünden beri izliyorum konuşanları. Falan filan diyeyim demem gibi. Ben rahatsız oluyorum doğal olarak. İnsanım çünkü. Bunlardan troll olanlarından rahatsız olmamayı öğreneceğim diye düşünüyorum zamanla. Diliyorum. Tuğrul kafasını böyle yapıyor ki arada hani bu cevap tamam. Hani bir sonrakine geçtin. Yok abi de diyorlar. Evet. Ama senin abinin arkasında Illuminati var. Babanız bir kere Türk siyasi tarihinde çok önemli biri ya. Size yapmalarının yine bir mantığı var. Hani benim babam pazarlamacıydı kanka yani. Yok yok, sizinki de haksızca. İçinden şey diyor değil mi? Abi kendine gelince falan diyor değil mi? Stand-upçı olmak isteyenlere tavsiyelerin neler? Stand-up yapsınlar. Kendilerini hangi alanda geliştirmeliler ve ne tür kitaplar okumalılar? Kardeşim bir alanda geliştirerek... Ya şimdi stand-up meselesi şu... Ne anladınız RPS'i ya? Hangi hareketimi benzettiniz yine birine? Ne yaptım da şimdi de anladın? Ulan ana anlatıyoruz Elrayan RP. Başka bir şey yapıyoruz, o RP. Anla Deniz RP şu an nereden çıktı ya? Ne yaptım da Anla Deniz RP oldu? Merak ettim gerçekten. Hakikaten merak ettim. He. Çetan'la Deniz ne demek? Elerandis. Tamam, ha küfür muhabbeti. Küfür muhabbeti. Oğlum etmeyin yani. Kötü bir şey mi söyledim ona bakayım? Ben dedim ki ben ediyorum. Bence siz etmeyin dedim. Ağzınızda pamuk tıkayacak halim yok. Edecekseniz edin ya. Manyak mısınız desiniz. Şudur, çok basit aslında. Yani şöyle basit, konu karar verme aşaması basit. Komedi yapma aşkı. Dolayısıyla insanları güldürmeyi seviyorsan... Güzelsin o yüzden. Stand-upçı onun bir üst segmenti. Profesyonel olanı yani. Para karşılığında insanları güldürme meselesi. Dolayısıyla stand-upçı olmak isteyenler bol bol anlatabileceği yerlere gitsinler. Böyle bir sürü yeni sahne var, fırsat var. Gidip oralarda kendilerini denesinler. Gerçekten sadece arkadaşlar arasında mı komikler? Kendi arkadaşlar arasında yoksa farklı topluluklara çıktıklarında da benzer reaksiyon alıyorlar mı? Güldürebiliyorlar mı? Yani bu işi para karşılığı yapabilirler mi? Bunu görsünler ve yapa yapa da geliştirirler. Zaten geliştirmenin tek yolu o işi yapmak. Tavsiye dinlemesinler. Bu tavsiye dahil olmak üzere sadece tavsiye dinleyerek bir işi yapamazsınız. En doğru tavsiyeyi seyircinin tepkileri verir. Tecrübe en değerli şeydir. Kitap hangi konuda önerirsin dersen de her konuda okuyun. Arkadaşlar okumak dünyayı anlamaktır. Yani okumak büyük bir marifet değildir. Ama okumamak gerçekten büyük handikaptır. Yani bunu şekil olsun diye demiyorum. Gerçekten de genel olarak okumayı tavsiye ederim. Stand-upçı olmak istemiyorsan da, istiyorsan da, başka ne olmak istiyorsan, daha farkındalığın yükselsin istiyorsan oku. Yani okumanın o kadar büyütülecek bir şey olmadığını düşünüyorsan da oku, öyle karar ver. Okumadan sonra. Programın bu kartı tutacağını bekliyor muydu? Çok eğlendiriyor bizi. Çok teşekkür ederim Yaman Çevik. Program bu kartı tutacağını... Bu soruyu ben de merak ediyorum cevabını. Kendi fikri neydi acaba? Bu kadar... Ya bence tutacağını düşünmediği bir şey yapmaz ama tutacağını düşünüyordur ama bu kadar erken tutacağını düşünüyor muydu acaba? Sana bekliyor muydum? Vallahi şöyle bir proje yaparken ben sipariş üzerine yapmam yani şöyle yapmam. Hani bu kesin çok tutar, bunu yapalım hissiyatıyla yapmam. Ama şey de değilim kesinlikle. Seyircinin ne hissettiği önemli değil. Ben kendim için yaparım gibi bir şeyim de yok. Hangi hissiyatla yaparım şöyle tarif edeyim. Espri yaparken şey yapmazsınız değil mi? Bu arkadaşlarım böyle bir şey çok güler, ben bunu yapayım diye espri yapmazsınız değil mi? Aklınıza bir şaka gelir, o şakayı yaparsınız. Ama gülerseler, reaksiyon alırsa tam olur ya. Benim için proje de öyledir. Bir projeyi böyle içimden bir proje yapmak gelir. Onu böyle oluştururum ama beğenilirse tam olur yani. İşte tam yerine olur. Yani beğenilmezse eksik kalır. Beğenileri önemsiyorum ama esir olmuyorum. Bu kart tutacağını biliyor muydum? Kafa yormamaya çalışıyordum. Açıkçası tutacağına inanıyordum ama bu kart tutacağını, yani bu kart kısa sürede tutacağını açıkçası bir kafa yormuyordum. Bir de uzun zamandır bekleyen bir proje olduğu için açıkçası beklemiyordum. Yani ben zamanın geçtiğini düşünüyordum hatta. Çünkü 2016'da yazdım dediğim gibi. Hayattaki en ilginç totemin ne? Totemi yok herhalde benim.
En ilginç totemim yok bir kere benim. En ilginci olsun. Hiç öyle şeylerim yoktur yani. Çok çalışırım genel olarak. Doğaçlamayla ilgili çalışacak bir şey yok zaten yani direkt. Hah tamam şöyle bir şeyim var. Bizim programla ilgili özellikle tanıdığım hiç kimseyle konuşmam daha önce. Seyirciyle ilgili hiçbir şey bilmemeyi isterim. Öyle bir totemim var. Çünkü o samimiyetsizlik seyirciye geçer diye düşünürüm. Yani o adrenalini seviyorum bir de. Çayımı içiyorum. Kim gelmiş, kim ne söyleyecek onu seviyorum. Ünsüzken de böyleydim bu arada. Gerçekte de böyle hazır cevap mısın? Ben bir projeyim Şeyda. Sevgilinden korkuyor gibisin. Cidden korkuyor musun? O çok iyi bir insan. Yani herkes sevgilisinden korkar arkadaşlar. Daha doğrusu sevgilisini üzmekten korkar çoğu erkek. Bir de sevgilisinden üzmekten korkmayıp onu korkutan bazılar var. Biz onlardan değiliz. Zaten bu konudaki tavrımı programı izleyenler bilir. Bizim programın tek politik tarafı kadınların yanında olmasıdır. Onun dışında hiç politikayla alakamız yoktur. Sağıyla veya solda herhangi bir görüşle. Sorular bu kadar bitmiş. Şuradan böyle şeyler yapan oldu. Olmuş değil mi kesin? Gerçekten mi? İçim pislik kaynıyor benim. Teşekkür ederim. O zaman o ne diye çok teşekkür ediyorum. Merhabalar, ben Hasan Can. Yine bir nah şakası geldi bu arada. 10 numara bence. Ben çok seviyorum o tarz şakaları biliyorum.